Afrin'in alınmasından önce sakın girmeyin ha. Sizin ne işiniz var orada? Suriye topraklarına girmek sizin ne hakkınız cümlesini kullanan ve yanına da CHP'yi alarak bu işi engellemek için her türlü tezviratı yürütenler Afrin alındıktan sonra hani Süpermen uçuyordu, uçtu da ne oldu, kondu falan diyen Cem Yılmaz gibi açıklama yapıyorlar. Pervinbul'dan Hüdakaya mı verdiniz? Peki Hüdakaya'dan başlayayım. Hüdakaya, Afrin'e asker girince Türkiye'deki çocuklar tecavüzden kurtulmuş mu oldu diye hani ne alaka diye sorsan bir alaka kurulamayacak ama laf olsun beri gelsin türünden açıklama yapmış. İşte Pervinbul'dan ne söylemiş? Pervinbul'dan'a bakalım. Allah Allah. Pervinbul'dan da Afrin Belediyesi'ne bayrak asmakla işsizlik, yoksulluk azaldı mı diye yine ne alaka diyebileceğin bir cümleyle Afrin'e girilmesini. Siyasetçi yani. Tabii. Levent Gültekin de bu zaten. O loser'a kaybetmiş o. Ya loser muzur ama yani en nihayetinde CHP saflarında göğsünü siper ederek çarpışan isimlerden bir tanesi Levent. Afrin'i de alabilirsin, Membiç'i de alabilirsin, hatta harabeye dönmüş bütün Suriye'yi alabilirsin de hangi sorunu çözmüş olacaksın? Ülkemizin hangi yarasına merhem olacak? Onu da söylesen. Söyleyeyim ben söyleyeyim. Valla söylüyorlar ben, zaten de hani bunu söyleyeyim. Duymak için kulak, anlamak için vicdan lazım. Yani tabii. Bugün senin Ankara'nda, İstanbul'da ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde Amanoslardan gelerek batı kıyılarında daha doğrusu güney kentlerinde patlayacak bombalar, öldürülecek insanları engelleyebilmek, terörün belini kırmak ve terörü çıktığı yerde boğmak adına fayda sağlamak için yapılan bir şeydi bu. Bak bu operasyonlar evet. Cerablus'undan tut işte Afrin'e kadar yani Zeytin Dalı'yla Fırat Kalkın operasyonundan bu yana içeriye giremiyorlar. Burunlarını uzattıkları anda yakalanıyorlar. Giremiyorlar bile. En büyük avantajlarından bir tanesi bu. Ha senin avantajdan başka bir kastın var da söyleyemiyorsan Levent Gültekin sen onu söyle de biz anlayalım. Tamam. Sen ne bekliyordun da olmadı. Onun beklentisi şu, bunlar öyle bir loser, bunlar patolojik vaka diyorsun yani sürekli sen. Patolojik vakanın da ötesine geçmiş. Hani patolojik vaka, patoloji nedir? Bir parça alırsın, incelersin. Ne var ne yok bu adamda diye. Bir, hani alırsın bir hücresini, bakarsın iyi huylu tümör mü yoksa kötü mü, patoloji sonucunda bir netice ortaya çıkar ve teşhisini koyarsın. Patolojiyi aşmış bu adam. Yani bu patolojik tabla başka bir hadise. Eren Erdem, Cumhuriyet Halk Partisi mesela, o da patolojik durumunu aşmış durumda. Siyasi argümanlarla veya siyaset bilimiyle açıklayabileceğin durumda değil adamlar. Siyaset biliminde hani şey vardır ya, rakibin ne yaparsa yapsın onun karşısına yeni bir argüman koyup ona karşı mücadele vermek durumundasın. Sürekli karşı konumlanmak durumundasın, aşmış durumda. O yüzden nereye geldiler? İrancı olabiliyorsun, Suriyeci olabiliyorsun, işte efendim devlete katil deyip de İstanbul İl Başkanı olabiliyorsun. Bunlar patolojik durumu da aşmış durumda. Hani beyinde ne var diye baksan inceleyebileceğin patolojik parça yok. Onu da bulamazsın bu kafalarda. Bunların da şeyleri bu. Aynı aşağı yukarı. Şimdi o Hüdakaya ve Levent Gültekin aşağı yukarı diyorsun yani CHP tarafını. CHP tarafından falan desteği yok. Bunlar normal psikolojik olarak hani kör ideolojik saplantıyla Cumhuriyet gibi falan veyahut da Sözcü'deki bazı eski yazarlar gibi değiller. Kaybetmiş oldukları için yani geberin yok olun durumundalar. Yani Levent diyor ki ölün geberin hepiniz. Yok olun. Benim cibiliyetim öyle artık, böyle anlıyorum. Yeter ki ben mutlu olayım. Yani bu patoloji geçmiş durumda. Diyor ki onu aldı lan ne olacak? Bak geri zekalı muamelesi yapıyor. Yani kendi kafasına göre düşünüyor tabii. Yani Suriye'yi ya diyor ki değil mi, şunu demek istiyorsun. Güneyimizdeki bir terör koridoru ve hatta dünyanın buraya geldiği, ABD'nin seninle mücadele ettiği, Merkel'in uyardığı oradan. Tamam mı? Ve bütün dünya işte egemen güçlerin asker bulundurduğu Suriye'ye girsen ne olur ne olmaz diyor. Lan gerzek, peki bütün dünya niye asker bulunduruyor orada? Hiç sordun mu? Kim neyin vesayet savaşı içerisinde? Bunlar bu kafada artık yani şey dağılmış durumda. Yani develer yanmış. Sen buna psikoloji veyahut da karşıt görüş, muhalif duruş falan diye açıklanacak durumda değil bunlar. Gerektiğinde diyor ki sana ya diyor ülke parçalansın. Bunu net söyleyenler de var. Ülke paramparça olsun. Bak 15 Temmuz gibi darbe olsa keşke, yeniden bir cumhuriyet kurulsa da biz Türkiye'nin şu Anadolu'sundan kurtulalım, Hakkari'sinden kurtulalım, Samsun ayrılsın, işte Edirne'de yeni bir cumhuriyet kurulsun diyebilecek kadar artık ihanetin de ötesine geçmiş. Düz aynı değil bunlar yani. Geçmiş kafalar bunlar. Suriye'de her tarafa geçsen ne olacak diyor. Ya demiyor ki adam, bin yıldan beri o koalisyon güçleri bin yıldan beri topraklarımızın altında mücadele veriyor. Neyin mücadelesi sormuyor ki? Sormuyor ki Trump ilk defa
Başkanlık koltuğu oturduğu zaman ilk gittiği ülke Riyad, Suudi Arabistan Riyad, ikincisi de ağlama duvarı diye niyedir diye sormuyor ki. O kadar biliyor mu bilmiyor mu? Belki de bu kadarını biliyor. Bu kadar kafası çalışıyor olabilir. Bilmez olur mu canım? Hepsini biliyorlar. Ama niye işine gelmiyor diyorum ki, senin o patolojik vakayı aşmış durumda. Muhalif olmayı aşmış durumda. Ben bunlara Rabbimle acil şifalar diliyorum. Tedavi edilecekse ya, edilebiliyorsa. Tedavisi yoksa da defolup gitsinler diyorum. Başka bir şey demiyorum. Eğer şifa ihtimali varsa şifa versin. Öyle bir şey olmayacaksa da, onu ben bilemiyorum tabii. Defolup gitsinler. Yaşamasınlar bu ülkede yani. Kusura bakmasa, böyle bir şey hakkım da var mı yok mu diye bilmiyorum ama şunları yazanlara da ne diyeceksin Murat? En azından bir söyleyecek lafım olsun diyorsun. Ha, olsun yani ya. Ya doğru, hangi bilimsel, hangi siyasi bilimini anlatacaksın ki bütün soyu alsan ne olacak diyor adam. Ha, böyle bir kafa, nasıl bir kafa? Şimdi